Şimdi arkadaşlar ikinci dereceden denklemlerin çözümünden yararlanılarak çözülebilen denklemlerden bahsedeceğim. Bunlardan iki polinomların bölümü şeklindeki denklemlerin çözümü. Px'i Qx'e böldüğümüzde cevap eğer 0 çıkacaksa bunu sağlamanın iki tane yolu var. Bir tanesi payı yani Px'i 0 yaparken paydayı yani Qx'i sıfırdan farklı yapmak zorundayız. Çünkü paydada sıfır olduğu zaman bizim için ifademiz tanımsız olacaktı. Örneğimiz x kare eksi 6x artı 8'in x eksi 3'e oranı 0'a eşitse bu denklemin reel sayılardaki çözüm kümesi istenmiş. O halde payın köklerini araştırırken çarpımları 8 toplamları eksi 6 olan sayılar eksi 4'e eksi 2 dersek payın kökleri demek ki 2 ve 4 olacak. Ama kontrol etmem gereken acaba 2 ve 4 paydayı 0 yapıyor mu yapmıyor mu ona da bakalım. Paydanın kökü de x eksi 3'ü 0 yapan x değeri olan 3 x 3'ten farklı olmalı dedik. Zaten elimizdeki değerler bu şartı sağladığı için o halde hiçbir sıkıntı yaratmamış oldu. Yani çözüm kümemiz 2 ve 4'ten oluştu arkadaşlar. Bir diğeri 2 x kare 5 x 3'ün x kare eksi 9'a oranı sıfırsa, reel sayılardaki çözüm kümemiz nedir denmiş. Yukarıyı çarpanlarına ayıracak olursam 2 x'e x dedim. Eksi 3'ü nasıl ayırırsam acaba çapraz çarpımı eksi 5 getirir ona bakıyorum. E, aşağıya eksi 3 yukarıya artı 1 yazdığımda 2x artı 1'in x eksi 3 ile çarpımını x kare eksi 9 2 kare farkından x eksi 3 x artı 3 yazılabildiği için o şekilde ayırdım. Eşittir 0 dedik. 2x artı 1'i 0 yapan x değeri eksi 1 bölü 2. x eksi 3'ü 0 yapan x değeri 3. Bunlar bizim elimizdeki payın kökleri. Peki payda da köklere bakarsak bir tanesi 3. Ama biz 3 olmasını istemiyoruz dedik. Bir tanesi de eksi 3. Yine eksi 3 olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla payın köklerinden 3'ü almamız mümkün değil. Çünkü aynı zamanda paydanın da kökü oldu. O halde benim elimde bir tane kök var. O da eksi 1 bölü 2'dir arkadaşlar. x kare eksi 2 x eksi 8'in x eksi m oranı 0'a eşitmiş. Bu denklemin sadece bir kökü olduğuna göre emin alabileceği değerlerin çarpımı nedir diye sorulmuş. Şimdi bu denklemin normalde payına bakarsak ikinci dereceden bir denklem olduğu için beklenen kök sayısı 2'dir. Yani biz bunu çarpanlarına ayırdığımızda x eksi 4'e x artı 2 aşağıda da x eksi m yazmış olduk. Şimdi normalde x eksi 4'ü 0'a eşitleyip x artı 2'yi 0'a eşitleyip x eksi m'i 0'dan farklı yapmalıydık. Şimdi eğer x eşittir 4, x eşittir eksi 2 payın kökleri ise x de m'den farklıysa dediğimizde eğer bir kök olmasını istiyorsak arkadaşlar şu haliyle x 4 veya eksi 2'den herhangi bir değilse zaten 2 tane kök var. Ama bizim istediğimiz illaki bir kökün olması. Dolayısıyla o zaman diyoruz ki m değeri 4 olursa o zaman ben x'in 4 olduğu değeri alamayacağım için bu kökü elemiş olurum. Elimizde eksi 2 kalır. Veya m'in değeri eksi 2 olursa bu sefer x'in eksi 2 olabildiği durum paydayı 0 yaptığı için alamadığımdan dolayı sadece kök olan 4'ü almış olurum. O halde m'in alabileceği değerler 4 ile eksi 2'nin çarpımından eksi 8'dir arkadaşlar.